Ve Kanarya'dan Galatasaray'a transfer çalımı. Branko menajeriyle bile görüştü. Evet, sezon sonunda sportif direktörlük görevinde. Eğer kendisine transferlerle ilgili tam yetki verilmezse ayrılacağı konuşulan, Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif aldığı bilinen Mario Branco'nun, Ali Koç'un yapılacak seçimde yeniden başkanlığa aday olmasıyla Branco'yu hiçbir yere göndermeyeceği ve transfer çalışmalarını yapması için yetki verdiği öğrenildi. Bu doğrultuda transfer sihirbazı Branco önümüzdeki sezon kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu eklemek için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Leandro Barrio için harekete geçti. Fenerbahçe, Mainz'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha için ilk görüşmesini hemen gerçekleştirdi. Sportif direktör Mario Branco'nun Lüksemburglu yıldız futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği ve oyuncunun şartlarını masaya yatırdığı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin piyasa değerinin 14 milyon euro olduğu öğrenildi. Konuşmalar yapılmış. Eğer Branco, Leandro'nun yeteneklerine güveniyorsa, Fenerbahçe'ye tıpkı Tadic gibi çok yararlı olacağını düşünüyorsa, onu Galatasaray'ın elinden kapacağını herkes de biliyordur. Evet, ezeli rakibe bir kötü haber de Osterwolde'den geldi. Öyle ki Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı konuşulan Osterwolde'den müjdeli haber geldi. Şimdi Icardi düşünsün. Osterwolde sezonu kapattı diye erken sevinenlerin korkulu rüyası olmaya kafaya takmış. Başarılı futbolcu ameliyat olduktan sadece 2 gün sonra salon çalışmalarına başladı. Sahalara erken dönmesi beklenen Osterwolde'nin ise tek hedefi şampiyonu belirleyecek olan Galatasaray maçında kadroda olmak.